Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Huzura Doğru'nun bu ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Sizlerden gelen sorular ışığında oluşturduğumuz ve herkese lazım olabilecek bir konu. Bunu soracağız, cevabını almaya çalışacağız. Şimdi hocam, kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü diye bir laf vardır bizde. Yani birisi için, birisine kötülük olsun diye, birisi düşsün diye sevmediği birisi kazar kuyuyu ama unutur onu, kendisi düşer. Şimdi başkasının başına gelen bir belaya sevinen kimse aynı belaya yakalanabilir mi? Yani bu atasözüyle alakalı olarak bir soru yöneltmek istiyoruz. Şimdi Mustafa Bey, mesela kitaplarda anlatılırken haset diye bir şey, kıskanmak yani. Kıskançlık. Kıskançlık. Mesela kötü huyların böyle tasnif etmiş Ehl-i Hüsnüye talimleri, çoğunda bu var. Mesela ucub, kibir veya benzeri şeyler, bu hep hasetten, kıskanmaktan kaynaklanıyor. Düşmanlıkların çoğunun altında bu yatıyor. Kıskançlık yatıyor. Bu başkasının başına gelen belaya sevinmekte de yine bu var. Haset var. Yani kendi kazdığı kuyuya kendisi düşer. Başkasının başına gelen belaya sevinir. Netice itibariyle tepetaklak olur. Bu o belaya değil de bazen aynı şekilde hususi kuyu kazar. Onu gözden düşürmek için, itibarından düşürmek için, ne bileyim makamından düşürmek için, insanların gözünde sıfırlamak için. Adam haset ediyor ya, sırf onun için aynı şekilde elinden gelene şey yapar. Mesela öyle çok şey kitaplarda anlatılmış ki zaman zaman denk geliyor, biz de anlatıyoruz mesela. Vaktiyle evliyadan bir zat var. O zamanın hükümdarı da aynı şekilde haber göndermiş bu zata. Demiş, zaman zaman demiş, hani de bize teşrif etseniz, biz demiş dünyaya dalıyoruz, mübarek yüzünüzü görsek, hani bize bir sohbet etseniz, bizi ferahlandırsanız falan. O da kabul buyurmuş. İşte haftada bir gün cuma günleri gidermiş. Bu zatın da bir hasetçi bir komşusu varmış. Bakmış tabii hükümdara, her gittiğinde hükümdar buna hediyeler veriyor falan, haset ediyor. Bir gün gelmiş o zata, demiş ki beni de götürsene hükümdara diye. Ya demiş, ben kendi isteğimle kimseyi götüremem. Ama bir arz edeyim. Hükümdara arz ediyor. Hükümdar diyor ki peki gelsin. Madem siz arada aracısınız, şefaatçisiniz, gelsin. Bir iki defa gidiyor falan. Bir gün bu zat bir dişini çektirmiş. Yine beraberce gitmiş bu komşusuyla beraber. Tabii dişini çektirdiği için ağzında kan alıyor falan. Elinde eldivenle zaman zaman böyle ağzını tutuyor konuşurken falan. Ondan sonra bir müddet sonra izin istiyor. Tabii o ağızda koku da meydana getirdiği için hükümdar rahatsız olmasın diye öyle yapıyor. Ama hiçbir şeyden haberi yok bu zatın. Müsaade istiyor. Hükümdar izin verince komşu diyor ki, o zatın komşusu, ben biraz daha kalabilir miyim diyor. Demiş buyur kal. Ondan sonra o zat çıktıktan sonra demiş hükümdarım demiş, ben demiş gıybetten çok korkarım. Kimseyi dedikodu etmem. Kimsenin aleyhinde konuşmam. Ama demiş hükümdarıma kıyamam. Hükümdar bu. Hükümdarıma kıyamam deyince hükümdarın, çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Hükümdarın aynı şekilde kılıcı hemen çeker. Yani hükümdarlık bu, koltuk. Ondan sonra diyor ki ne diyorsun sen bana? Diyor ki efendim çok özür dilerim ama diyor bu zata siz diyor çok böyle iltifat ediyorsunuz, hediyeler veriyorsunuz. Ama diyor sizin yanınızdan çıktıktan sonra bizim yanımıza gelince işte hükümdarın ağzı çok pis kokuyor. Böyle ondan iğreniyorum ama mecburen gidiyorum. Hatta dikkat edersen bak diyor hep diyor burnunu kapattı durdu. Hakikaten okundan ağzını kapatıyor, burnunu kapatıyor falan. Allah Allah. Diyor ki bir kağıt getirin, getiriyor bir şeyler yazıyor falan. Zarfa koyun. Onu diyor götürün o zata verin. O da diyor işte falan yerde komutan var, ona götürsün. Ondan sonra bu diyor ki benim komşum, ben götüreyim diyor zarfı. Ha verin diyor, sen götür al. Alıyor zarfı, tam dışarı çıkıp demiş ki ya demiş gene buna hediye verecek, ben götüreyim bu zarfı o komutana. Gidiyor komutana, zarfı uzatıyor, zarfı bir açıyor. Bu zarfı getirenin kafasını götür diyor. Diyor ki bu ben değilim, beni anlamam diyor. Zarfta diyor ki getireni. Getireni. Adam gidiyor, hallediyorlar adamı. Tabii hafta doluyor, o zat gene gidiyor hükümdarın o zaman. Hükümdar görünce diyor ki senin komşu nerede? Vallahi 2-3 gündür diyor, 3-4 gündür diyor. Haber alamadım ondan diyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum diyor. Sana bir zarf getirdi mi diyor. Görmedim ki diyor, ne zarfı. Bir araştırıyorlar, Zarfı o götürmüş. Şimdi bu zarf dışarıdan geldiği zaman hükümdar sorarmış. Dışarıda ne var ne yok diye. Bu zarf da her seferinde dermiş ki efendim iyiler iyilik yapıyor, kötülük kötülük yapmaya devam ediyor. Kötüler kötülük yapmaya devam ediyor. Kötüler kötülük yapmaya devam ediyor. Ondan sonra tabii bu zatın bir şeyden haberi olmadığı için efendim diyor ne oldu? O zaman hükümdar diyor ki efendim hiçbir şey olmadı. İyiler iyilik yapmaya devam ettiği gibi kötüler de kötülük yapıp belasını bulmaya devam ediyor diyor. Tamam. Belasını bulmaya devam ediyor. Yani bir başkasının aynı şekilde kötülüğünü isteyen, ona bela gelmesine sevinen veyahut da onun için kuyu kazan mutlak şekilde ona düşer. Hatta mesela Anadolu'da da anlatılır. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir tane bir köyde, ben de çocukluğumda hatırlarım. Genellikle köylerde olur öyle. Meczup kimseler. Böyle gelir işte ondan bundan yani oradakiler yiyecek verir. Bir de kalacak yer gösterirler. Öyle kendi halinde yaşayan birisi. Bir kadının birisi de buna böyle kızarmış için. Ya zaten akıl yok, zaten meczup, deli. Nesine kızacaksın? Ama kızıyormuş falan. Tandırda ekmek yapıyormuş. Tandırda ekmek yaparken bu gene işte gelmiş ekmek istiyor falan. Kadın ekmeğin içerisine zehir koyduğuyla buna vermiş demiş. Yesin de demiş yani böylece biz de kurtulalım. Kurtulalım. Meğer o meczubun o anda karnı aç değilmiş. Almış yanına köyün dışına çıkmış. Köyün dışında bakmış orada bir çeşme var. O çeşmenin yanındayken bakmış bir genç askerden geliyormuş falan. Falan tabii kendi köylüsü tanıyor. Hoş geldin falan. Senin karnın açtır diyor. Çıkartıyor ekmeği çocuğa veriyor. Çocuk aynı şekilde yiyor. Ondan sonra tabii güç bela eve gelince ateş basıyor falan filan. Diyor ki ne oldu ben diyor. Ne yedin ne içtin falan. Diyor ki bir ekmek kim verdi falan. Diyor ki eyvah. O ekmeği ben verdim. Ya. Başkasına kuyu kazarken aynı kuyuya kendisi düştü. Evladı gitti. Hani kendim ettim kendim buldum. Aynen öyle. Çünkü Abdullah bin Mesud Hazretleri hayır eken çok mahsul alır. Kötülük eken de pişmanlık biçer buyurmuştur. Ve Peygamber Efendimiz de din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz Allah-u Teala belayı ondan alır size verir buyurmuşlar. Yani şematet yani başkasının başına gelen belaya sevinmek. O oku olsun falan senin başına gelir. Alır Allah-u Teala ondan alır sen alır. Peygamber Efendimiz yine Aleyhisselatü Vesselam nasıl olmamız gerektiğini bildirirken bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse onun imanı tam değildir. Yani olgun değildir. Olgun olmayan iman zikzak çizer. Gidebilir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yine Muhammed Vehbi Hazretleri Anadolu'da yetişen büyük evliyadan her kim ne ederse kendine eder. Yine kendi kendine eder buyurmuştur. Hakikaten kendi kendine eder. Dolayısıyla kim başkası için kuyu kazarsa kazdığı kuyuya kendisi düşer. Bunun için herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükte karşılık vermemelidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allah-u Teala bu kimseye de bu belayı verir buyuruyor. Evet. Yani yazılmadık ve söylenmedik bir şey kalmamış. Tercih insanlara aittir. İstersen eline Anadolu'da kaşıkla oynayanlar var. Kaşıkla oyna. Elinle oyna. Nasıl oynarsan oyna. Başkasının başına bela geldiği zaman merak etme. Gün ola harman ola senin başına da o gelir. Hiçbir zaman şey yapmaz. Onun için kitaplarda, ahlak kitaplarında bu başkasının başına gelen belaya sevinmeye şematet buyuruyor. Hadis-i şerifte de men edilmiş. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, şu üç şey dünya nimetidir. 1- Uygun bir binek, vasıta. 2- Saliha eş. 3- Rahat ev. Allahu Allah, Rahim Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Dertlerimiz dermanı, tenlerimizin canı, canlarımız cananı. La ilahe illallah, canlarımız cananı. La ilahe illallah, Allahu Allah, Allah Kerim Allah, Allahu Allah, Allah Rahim Allah. La razından, talibinin sözünden. La ilahe illallah, talibinin sözünden. La ilahe illallah, Allahu Allah, Allah Kerim Allah, Allah Tam ilmihal, saadeti ebediye. Muhammed aleyhisselam'ın ahlakı. Mesabih kitabında Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın, bunu niçin yapmadın buyurmadı. Yine Mesabih'te Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel huylusuydu. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes, dediğim yere gittin mi buyurdu. Evet gidiyorum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gazada kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyuruldu. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle müsafaha edince, o kimse elini çekmedikçe, mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse, yüzünü çevirmedikçe, mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken, 2 diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri. Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri Kuddise Sirruh 7. Bölüm. Abdülhakîm Arvâsî Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Büyük veli her zaman sohbetlerinde yapılacak ilk işin Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre itikadı düzelttikten sonra bu alimlerin kitaplarında bildirdikleri gibi amel etmenin muhakkak lazım olduğunu anlatır. Bununla birlikte Müslümanlığın yerleştirilmesi için emri maruf yapmanın yanı sıra çocukların yetiştirilmesinin de hayati önem taşıdığını şöyle açıklarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve Mecusi yapar buyurarak, Müslümanlığın yerleştirilmesinde en mühim işin çocukların ve gençlerin iyi terbiye edilmesi olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına dinini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Bir kerameti şöyledir büyük velinin. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretlerinin aşıklarından biri de Faruk Efendi adında bir zattır. Bu zat bir apartmanda ikamet etmektedir. Bir gün Faruk Efendi'nin Nevzat adındaki küçük oğlu apartmanın balkonundan beton zemine düşer. Telaşlanan aile hareketsiz duran çocuğu hastaneye zor yetiştirir. Bir zaman sonra çocuk kendine gelmiştir gelmesine, fakat akli melekelerini kaybetmiştir. Ciğerparelerinin bu durumu Faruk Bey'i ve ailesini büyük bir üzüntüye sevk eder. Derhal İstanbul'a götürülen çocuk konusunda en iyi olan uzman doktorlara gösterilir. Cevap hep aynıdır ve umut kırıcıdır. Yapılacak bir şey yok. Eli kolu bağlı kalan ve büyük bir üzüntüye gark olan Faruk Bey ve ailesi, oğullarının bu kahreden durumuyla ve yanan yürekleriyle Abdülhakim Efendi Hazretlerine sığınırlar. Çocuk büyük veliye teslim edilir. Merhamet deryası Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri çocuğun bu durumundan pek bir müteessir olurlar ve çocuğa her baktıklarında söyledikleri söz ise büyük velinin geri dönmeyen dualarıdır ve sadece bir iki kelimedir. Mahsunum ya Rab. Mahsunum ya Rab. O bütün doktorların ümidini kestiği ve çaresiz denilen ve akli melekelerden mahrum kalmış çocuk 40 günün sonunda Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur ki bu Abdülhakîm Arvâsî Hazretlerinin kerametinden başka bir şey değildir. Yine bir gün zamanın kutbu Seyyid Abdülhakîm Efendi Hazretlerinin İzmir'i teşrif ettiği zamanlardır. Büyük veli Hisar Camii'ndedir. Bir ara huzurlarına bir çocuk getirilir. Bu çocuk, ailesinin bir kelam konuşabilmesi için her şeylerini feda edebilecekleri dilsiz bir çocuktur. Ve o, 12 yaşına gelmiştir ki, ailesi artık yaşı dolayısıyla konuşması yönünde ondan ümidi kesmişlerdir. Nazarları şifa, duaları makbul, Allahü Teala'nın yeryüzünde en sevdiği kullarından, evliyası olan Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri çocuğa pek bir merhametle bakarlar. Bir süre sonra ona tarife gelmeyen tatlı kelamlarıyla "Oğlum, ismin nedir?" diye sorarlar sadece. bütün gözlerin çevrildiği dilsiz çocuk Allahü Teala'nın izni ve şifa vermesiyle o anda konuşmaya başlar. Ve Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine "İsmim Ahmet'tir." der ki, onun bu iki kelimesi ailesini sevince gark ettiği gibi, onların bu kerametle de Abdülhakim Arvâsî Hazretlerine olan muhabbetleri ve yakinleri pek bir artar. Bu bölümümüzü Abdülhakim Arvâsî Hazretlerinin pek bir meşhur olan Bir Üniversiteliye Cevap adlı mektubundan bazı bölümlerle ve diğer sözleriyle noktalıyoruz. Hak Teâlâ'dan başka her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız, hepsinin zıddı, mukabili vardır. Bunların hepsi de Hakk'ın kudreti ve iradesi altındadır. Şeriki, naziri, misli, zıddı, mukabili olmayan yegâne hakim ancak Hak Teâlâ'dır. Ve ancak onun mukabili batıldır, yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız, biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır. İbadet, gözün nuru, sevinç ve neşedir. Allah korkusundan ağlamak, kalbin cilasıdır. Kahkaha ile gülmek, kalbin zehiridir. Temiz ve yeni elbise giyiniz. Gittiğiniz yerlerde, ahlakınızla, sözlerinizle, giyinişinizle, İslam'ın vakarını, kıymetini gösteriniz. Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, iman eksikliğidir. Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket iner. Bu zaman yapılan duanın kabul olması umulur. İnsanın felakete uğraması iki sebeptendir. Birincisi, aciz olan nefsine, kendine güvenmesi. İkincisi, kendisi gibi aciz olan başka bir mahluka güvenmesidir. İslam ahlakı. Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8. Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16. Ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken, geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde, vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için, o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hail yok iken, kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret, yan yana durup, başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken, sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde 2 kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak 3 defa kaşırsa namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi 2 kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir ziraadan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zira takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini cehr ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada, yavru vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kıbrıs'ın merkezi Lefkoşa. Eski Rum, Kıbrıs Rum-Türk Cumhuriyeti müşterek olarak kurulduğunda da 1960'ta Lefkoşa o cumhuriyetin başkenti idi. Sonra tabii Rumlar biz buna razı değiliz, böyle bölüşme olur, Kıbrıs'ın hepsi bizim, size de hiç demeye başladılar. Makarios da dahil, efendim devletin en üst kademedeki insanı, öyle gün geldi ki efendim, karma bir voleybol takımının kaptanı Türk diye, ki şu anda hayatta bu zat, kaptanı Türk diye Makarios birinciliği alan Baf'tan gelmiş voleybol takımının kaptanı Türk diye onları tebrik ederken tabi bütün sporcular dini liderlik vasfını çünkü Makarios hep öne alıyordu. Elindeki asasını hiç bırakmadı efendim. Hür dünyanın gözü önünde o asayı sallaya sallaya sanki Roma'daki Vatikan'da bulunan Papa gibi bu da burada asasını sallayarak devleti idare etmeye çalıştı. Kimse de bir dakika kardeşim din adamı olabilirsin ama şu asayı bir indir, dini kıyafetini çıkar, kravat ceket değilse bunları giy, Cumhurbaşkanı öyle yap demedi. Zaten bu Cumhuriyet'in kuruluş tebellinin sakat olduğu o kıyafetten, o halden belliydi. Ve spor sahasında voleybol maçının yapıldığı yerde birinciyi tebrik ederken birinci gelen Baf takımını Rum çocuklarının hepsi Makarios'un ellerini öperler. Sonra bu da elini sıkar. Bir şey yapar, bir silkinir, birisi koşar gelir efendim o Türktür der, Türk odur, Türk odur. Deyince Makarios hiç sesini çıkarmaz. Ertesi hafta voleybol takımı sahaya, Baf'ta antrenmana gittiğinde Rum çocukların hiçbirisi yoktur. Niye? Makarios der ki hiç adam olamadınız mı da Türklere bıraktınız bu takımın kaptanlığını, defolun gidin. Bağnazlığa bakar mısınız efendim? Hani sporun dini, milliyeti, dili yoktu? Hani kültürler müşterekti? İşte şimdi sizlere bu Cumhuriyet'in o zamanlar başkenti olan, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin de başkenti olan Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'da bir halk pazarı var. Bu halk pazarının yeri Evkaf arazisi idi. 1878'de İngilizler, efendim emanet olarak alıyoruz Kıbrıs'ı. Ne olacak? Biz oturacağız birazcık. Size de eğer Ruslar saldırırsa Karadeniz'den biz buradan çabucak asker göndereceğiz. Nereden göndereceksin? 3000 kilometre. Karadeniz'e kadar buradan askeri gemilerle göndereceksin. Herhalde hava kuvvetleri göndermeyecekti o zaman için. Ve Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne yardım vaat ederek burayı aldı. Kiracı idi burada. Ve ben Kıbrıs'taki bütün vergileri toplayacağım. Hepsini Kıbrıs'a sarf edeceğim. Kendimin de tabii oraya kurduğum teşkilatımın masrafını çıktıktan sonra artanları Osmanlı'ya vereceğim dedi. 1878'den 1914'e kadar Osmanlı maliyesine buradan Kıbrıs'tan 5 kuruş para gelmedi. Ya yönetemedi İngilizler ya da onlar yönetmeyi, sömürge yönetmeyi çok iyi bilir. Burayı sömürge gibi yönettiler ve buranın Osmanlı'ya gönderecek parasını çaldılar kıymetli seyircilerim. Çaldılar. Buradaki insanlara da buranın 40 yıllık sahibi, 100 yıllık sahibi, ebedi sahibiymiş gibi davrandılar. Hiç kiracı olan bir insan, bir evin kiracısı olan insan oranın tapusuyla oynar mı efendim? Kiracısın sen. Aylık kiranı vereceksin. İşin bitti mi gideceksin. Evvela tapu dairesine el attılar ve 359 bin dönüm olan Kıbrıs'taki Evkaf arazilerinin 29 bin dönümü kaldı. 330 bin dönüm. Belki İsviçre kadar bir yerdir efendim veya Brüksel gibi bir yerdir. Efendim bu kadar yeri maalesef çeşitli takazalarla Rum muhtarların verecekleri sahte belgelerle, evet bu tarlayı bu adam sürüyor canım 7 senedir sürüyor diye muhtar şehadetname verdi efendim. Tapuya geldi adam, bak dedi ben bu tarlayı 10 senedir zilyetliğim var, sürüyorum, ekiyorum. Hiç dikmiyor. Hiç geçmemiş o tarlanın üzerinden. O ana kadar da geçmemiş. Tarla ona tapulandı efendim. Kıbrıs 1570 tarihinde 71'in Ağustos'unda Magosa ile beraber tamamlandı ama Lefkoşa 1570'te fethedildi Osmanlı kuvvetleri tarafından. O sırada askerin içerisinde alay müftüsü olarak bulunan bir Aziz Efendi vardı efendim. Efendi Osmanlı'da ilim adamlarına verilen bir rütbedir efendim. Efendiden sonra artık Şeyhülislam olur, şeyh olur, dersi am olur. Devam eder gider çeşitli şeyler, kademelerde ilim adamlarına unvanlar verilir. Müftü efendilere o an için Efendi deniyordu sadece. Aziz Efendi buradaki birliklerin alay müftüsüydü. Tabur imamları bulunurdu. Alay imamları bulunurdu. Bunların hepsinin de başında bir müftüsü bulunurdu efendim. Müftü de imamların işinden çıkamayacağı şeyler hususunda imamlara yardımcı olur veya askere zaman zaman toplu vaazlarda bulunurdu. Şimdi bir ordu Osmanlı'da savaşa giderken mutlaka din adamları bulundurulurdu. Hatta zamanın önemli meşhur alimleri, derin alimleri, şeyhleri de ekstradan bulunurdu. Ekserisi de bunların kendileri davet edilmeden gelir devlete müracaat eder. Ben efendim Zigatver seferine geleceğim şeklinde padişahtan izin alırlardı. Böylece Osmanlı ordusunun seferleri sadece gidip savaş yapıp o şehirlerde zenginlikler ne varsa bunları yağmalamak değil, manevi bir rengini de vermek suretiyle askerler böyle müftüler, imamlar tarafından motive edildiklerinde gittikleri yerde insanlara saldırmaz, tavuk kümeslerine saldırmaz ve böylece ganimet alacağız diye şehirleri harap etmezlerdi. Osmanlı'nın fethedip de harap ettiği tek şehir yoktur. Ama bir Drakula'nın, Kazıklı Voyvoda'nın yüzlerce kendi insanının, kendi şehirlerinin harabeleri kalmıştır arkasında. İşte Aziz Efendi buradaki çarpışmalar esnasında birlikler surlardan girdikten sonra şehit olmuştur. Çünkü o zamanlar Kıbrıs'ın valisi Dandalo diye birisiydi. Sahtekarın biriydi efendim. Surlardan Osmanlı askerinin girdiğini haber alınca sanki bunu bilmiyormuş gibi Lala Mustafa Paşa hemen kendi irtibat subayını gönderdi, habercisini. Eğer dedi benim canımı bağışlarlarsa ben anahtarı göndereceğim kendisine. Mustafa Paşa rapor almıştı ki asker girmiş surlardan içeriye. Sen ne anahtarından bahsediyorsun? Hangi kapıyı açacaksın? Çağırın şu sahtekarı dedi, kellesini vurdurdu. İşte o sırada yani askerlerin içeriye girdiğinde içeride kalmış olan Venediklerle çarpıştılar. Rumlarla çarpışmadılar. Rumların zaten bu Kıbrıs adası kendi memleketleri köklü değil. Buranın ahalisi normal olarak Mısır'dan, İskenderiye'den gelmiştir. Daha sonraki dönemlerde işte Lüzinyanlar gelmiş, Katoliklerle Ortodoksların burada birçoğu harpleri olmuş, birbirleriyle çatışmışlar. Kudüs'teki krallığı kaybedince Galasya, Lüzinyan buraya gelmiş. Bir sürü karışıklık olmuş. Son 80 senesinde Venedikler burayı sömürge gibi idare etmişler. Bura halkını döve döve, çoluğunu çocuğunu elinden alarak zalimce idare etmişler ki kiliselerine girdikleri zaman dua edilmiş. Ah Osmanlı ordusu bir gel de bizi kurtar. Bir gel de bizi kurtar diye. İşte böyle bir havada buraya geldiklerinde içerideki çarpışılanlar Venedik'in askerleri, Venedik kuvvetleriydi. Yani Katoliklerdi. Ortodokslar değildi. Ortodoks bile olsa Rumlar değildi. Çünkü Mısır tarafında da Ortodokslar vardı. Hristiyanlığın esas sağlam inancı bizdedir diyorlardı. İşte bu şartlar altındaki çarpışmalarda düşünün alay müftüsü de elinde kılıç, o motive ettiği iki gün önce askerlerle beraber çarpışa çarpışa burada şehit oldu. Şu belediye çarşısının şu andaki Lefkoşa'nın güzel bir restoreden geçiyor. Belediye esasında olduğu yer olduğu gibi Evkaf'tı ve Aziz Efendi tekkesinin evkafıydı, vakfıydı. Aziz Efendi buraya defnedildi, vefat ettiği yere defnedildi. Bir mescit yapıldı. Daha sonra gelen Osmanlı sultanları buraları ihya ettiler. Bahçesine şöyle güzel bir kapalı hazneli bir çeşme yapıldı. Bir mescit yapıldı, bir türbe yapıldı. Bir de burası zaviye haline getirildiği için derviş odaları vardı. Hatta misafirhanesi de vardı. Daha sonra İngilizler maalesef bu Aziz Efendi Vakfına ait olan bu araziye güya elin kesesinden ağalık yapma derler buna efendim. El kesesinden ağalık. Osmanlı Türk Vakfı'nı sen al, ha ben sana belediye çarşısı kuruyorum buraya arkadaş de. Büyük hanı getir hapishane yap. Türk zenginleri oralara kapat. Biraz dişli olanları götür Girne'deki kaleye hapset. Bu adamların ocağını söndür. Mülkünü dağıt. Ve Rumlara da peşkeş yapılmaları. İşte İngiliz'in Kıbrıs idaresi buydu efendim. Çok şükür ki gittiler, kurtulduk. Şimdi buraya belediye çarşısı 1888'li veya 92 1932'ye kadar devam etti deniyor ama o zannederim o restoredir falan. Aldıkları yıllarda hemen burayı çarşı haline getirdiler. Tekke budandı. Pazara insan geliyor. Neyle geliyor efendim? O günün arabası yok. O günün arabası Kıbrıs'ın merkepleri. Malum Kıbrıs merkepleri biraz daha yüksekçe, bacaklıdır, iyi yük taşırlar, seri yol giderler. Adada bunlar meşhur idi. Halen de Dipkarpaz tarafında bu hayvanlardan böyle bir çiftlik gibi yerde bulundurduklarını biliyoruz. Buraya gelen hayvanlar, bu tekkeye aman girip çıkıp da kirletmesinler burayı diye, çarşıyla buranın arasına şu duvar çekildi efendim. Şöylece bir duvar çekildi ve içerisi güya korumaya alındı. Tekkiye işlemede bu arka kapılardan oluyor idi. Şimdi içeride hemen girer girmez bir mescit var. Ondan sonra da Aziz Efendi'nin türbesi var. Daha doğrusu türbesi demeyelim de ona kabrinin olduğu bir odacık var. Derviş odalarını biz bulup da ortaya koyamadık. Gördük bir şeyler de tahminen onlar derviş odaları, misafirhanelerdir. Çünkü tekke ve zaviyeler aynı zamanda misafir de kabul ederdi. Yani buradan açlar da doyurulurdu. Belki o dönemde efendim Hristiyanlara da yemek verilirdi. Çünkü dinimizde buna müsaade var. Onların kalbine yumuşaklık gelsin, İslamiyet'i sevsinler diye onlara bedava yemek verilirdi. Bulgaristan'daki bütün zaviyelerde bu şekilde aç Bulgarlar doyurulmak suretiyle bütün şehirlerdeki Bulgarların seve seve İslam'a geldiklerini kitaplar yazıyor bugün efendim. Bunu ben uydurmuyorum ki. Burada da aynı şekilde hiç malını mülkünü kıskanmamıştır. Yeter ki o insanlar helal lokmayı yesin, muhabbeti olsun, doğru yolda bulunsun, cehennem ateşinden kurtulsun. Kılıcı çekip de ey boynunu ya kelime-i tevhid söyle ya da seni keseriz. Ecdadımız hiçbir zaman yapmadı bunu efendim. Hiçbir yerde bunun bir örneğini gösteremezler. Biz Aziz Efendi Tekkesi'nin yanındaki belediye çarşısı restorasyonda olduğu için daha önceleri geldiğimizde çekmekte biraz zorluğumuz oldu. Şimdi şu anda nasip oldu, çekiyoruz artık, inşaatta toparlamış kendisini. Buradaki mescidi ve türbeyi, o zamana kadar açık kabir halinde olan yerdeki türbeyi 2. Selim Han yaptırdı. Yani Kıbrıs'ın fethine hayatını da ortaya koyarak karar veren, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu da olan 2. Selim Han, buradaki alay müftüsü şehidini unutmadı, bu mescidi ben yaptırıyorum dedi. Ya efendim işte idareci böyle olur. Mescitte bir tek mihrap var, minber yok. Niye? Mescitlerde minber olmaz, kalabalık namazlar mescitlerde kılınmaz, camilerde cuma ve bayram namazları gibi namazlar kılındığı için bura mescittir, hutbeye çıkıp da hutbe irade edecek bir yer olmasına gerek yok. Kabrin olduğu yer birkaç basamak aşağı inilmek suretiyle ayrı bir mekandır. Peki yanını mescit yapsalardı ha olmaz o zaman işte. Kabri öne alarak namaz kılmak kitaplarda müsaade edilmiyor. Kabir arkanızda olarak namaz kılınabilir ama kabir önünüzde olarak namaz kılmak eğer zaruretiniz yoksa namaz kılmak uygun görülmüyor. Efendim Aziz Efendi Tekkesi'ni daha anlatacağız ama süreyi bitirdik. Ne yapalım? Yani uygunsuz insanların uygunsuz işlerini de söylemeye mecbur kaldık. Hoşça kalınız efendim.